Sen kreatif commons lisanslarını az önce aslında Gültekin'in bir giriş niteliğindeki yaptığı hem açık erişim hem açık bilime bağlamaya çalışacağım. Ve özellikle de açık bilimin bileşenleri üzerine durmaya çalışacağım. Şu anda size Creative Commons Türkiye Şube Temsilcisi şapkamla konuşuyorum. Ama aynı zamanda da freelance danışmanlık yaptığım görev yaptığım iki organizasyon var. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'in FAO dediğimiz gıda ve tarım organizasyonu. İkincisi ise COAR, Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu. Her iki organizasyonda da açık erişim ve açık veri ile ilgili projelerde yer alıyorum ve özellikle de eğitim programlarını koordine ediyorum buralarda. Şube ile ilgili küçücük bir şey söyleyeceğim. Creative Commons Türkiye uzun yıllardır aslında ben, Orçun ve yine dahil olduğumuz aslında grupla birlikte bir sürü gönüllü aktivite yıllardır gerçekleştiriyoruz ama son 1-2 ay içerisinde, sanırım 2 ay oldu değil mi Orçun? Yeni network yapısı içerisinde şube yapılanmasına gittik ve burada bir şube temsilcimiz var. Orçun şube liderimiz. Bu şekilde bir görev dağılımımız var. Evet. Ben tekrar, evet 2 ay oldu. Tekrar açık bilim nedir konusuna kısaca bir geri döneceğim. Burada yapmak istediğim şey ise aslında bu bağlantıyı kurabilmek sizin için. Açık bilim dediğimiz zaman farklı bir aslında bir bilimden bahsetmiyoruz. Sadece bilimsel süreçlerin açık, şeffaf, işbirliği yapılabilir, herkesin katkıda bulunabileceği, erişime açık ve tekrar kullanılabilir çıktıları olan bir bilim sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların birazcık altını çizmek istedim. Bu konuda özellikle Foster Projesi'nin harika bir taksonomisi var. Onlara da bakmanızı özellikle öneririm. Onunla da bağlantılı olarak şöyle bir kavram haritası çizmek istedim size. Bu şemsiye açık bilim kavramı içerisinde konuştuğumuz, Gültekin'in de bahsettiği açık erişim, açık ders kaynakları, açık kaynak yazılım, açık değerlendirme, birçok aslında açık dünyanın bileşeni var. O nedenle de aslında şemsiye bir kavram. Burada ben açık veriyi tanımlarken açıkçası açık bilimin en küçük parçacığı ama en önemli parçacığı diye anlatmaya çalışacağım. Çünkü açık erişim derken örneğin araştırma sonuçlarının yayınlanmasından sonuç haline gelmiş ve yayınlanmasından sonuçlara erişimden bahsederken açık veri de sürecin bilimsel süreci aslında açık ve şeffaf bir şekilde erişebilmekten ve tekrar kullanımdan bahsediyoruz. O nedenle önemli. Bu haritada dikkat çekmek istediğim şey ise bu görmüş olduğumuz açık bilim bileşenlerinin çeşitli ilkeler üzerinde aslında ilkelerle gerçekleştirilebildiği ve bu ilkeleri gerçekleştirebilmek için de hem insan ve makinece okunabilir açık lisanslara duyduğumuz ihtiyacın altını çizebilmek. Yine bu slayttayken özellikle belirtmek istediğim şey anahtar kelimemiz açık bilim için reuse dediğimiz yeniden kullanım. Çünkü açık veri zaten açık olmasının burada bahsettiğimiz açık bilimin açık olmasının nedeni webde erişilebilir olması, bir şekilde erişilebilir olması ve bu erişilebilecek olan tüm çalışmalara da yine webdeki kullandığımız lisanslarla erişebilir olmak. Şimdi Creative Commons nedir birazcık açıklamak istedim lisanslara geçmeden önce. Aldığım sorulardan mesela bazıları şöyle olabiliyor. Creative Commons lisanslarından bir tanesini kullanmak istiyorum. Ne kadar ödemem gerekir? Gibi mesela sorular gelebiliyor. O yüzden Creative Commons'ın kendisini organizasyon olarak tanımlamaya çalışırsak kar amacı gütmeyen global bir organizasyon. Ve hepimizin yaratıcısı olduğu, internet ortamında paylaşmak istediğimiz, serbestçe, özgürce, ücretsiz olarak herkesin paylaşmak istediği ve yerel dilde de aslında kullanabileceği açık lisans toplulukları sunuyor bize. Açık lisansa geçerken de en azından bir tanım getirmek istedim. Lisans dediğimiz şey aslında hak sahibiyle, telif sahibiyle kullanıcısı arasındaki bir anlaşma. Dolayısıyla bu anlaşmanın açık lisans olarak burada tanımlanması, bu eserin erişimine, yeniden kullanımına ve dağıtımına kısıtlı veya tamamen izin veren bir lisans türünü açıkladığımız terim açık lisans. Hepimiz internet üzerinde işte fotoğraflar, videolar, birçok şey paylaşıyoruz. Bu arada farkında olmamız gereken şey şu ki,
telif hakkı tescile gerek kalmadan üretilmiş aslında her eser için ortaya çıkıyor kendiliğinden. Dolayısıyla aslında sahibinden izin almadan kullandığımız her türlü eser için bir nevi aslında hukuk ihlalini ya da hak ihlali yapmış olabiliriz büyük bir ihtimal. O nedenle hak sahibinden izin alarak kullanıyor olmamız lazım. Creative Commons lisansları ise bize telif sahibinin kendi eserini internet ortamında hangi şartlarla paylaştığını söylerken kendisinden ayrıca izin almadan kullanmamıza izin veriyor. Bu nedenle de CC lisans kodları, logolar, insan ve makine tarafından kullanılabilen teknik bir altyapı sunuyor bize. Creative Commons lisanslarının bizim için yaptığı şey bu. Lisanslar, yani Creative Commons'ın kullandığı lisans kombinasyonlarına geçmeden önce de özellikle ana lisans koşulları üzerinde durmak istedim. Burada gördüğünüz gibi 4 artı 2'lik bir formülasyon kullandım. İlk gördüğünüz aslında kutudaki 4 tane lisans, telifli lisanslar. Çünkü asıl Creative Commons ana lisansları, 6 tane lisanstan bahsedeceğim. Bunlar halihazırda telifli bir eserin kullanım koşullarını karşı tarafa bildirmeniz için size bir lisans kombinasyonu sunuyor. Diğer sonunda anlatacaklarım ise telifsiz eserler için kullanabileceğimiz sonuçta iki lisan. İlkine hızlıca bakarsak BYCC-BY olarak gördüğünüz lisans tipi atıf, yani sonuçta yarattığınız eserin hak sahibine atıf yaparak kullanabileceğiniz, yayma, dağıtma ve tekrar değiştirebilme izniniz olan lisans tipi. Aynı lisansla paylaş, share alike, yani SA lisansı ise aynı sizin kullandığınız lisansla lisansı devam ettirmenizi istediğiniz ama kopyalama, yayma ve değiştirme hakkı verdiğiniz bir lisans tipi. NC gayri ticari, yani paylaştığınız eseri eğer ticari olarak kullanılmasını istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir lisans tipi. ND türetilemez denilen non-derivative lisans tipi ise ürettiğiniz verinin ya da eserin hiçbir şekilde değiştirilmeden olduğu gibi sadece paylaşımına izin verdiğiniz bir lisans tipi. Bunların getirmiş olduğu, özellikle de açık bilim noktasında getirmiş olduğu bir takım kısıtlar var. Onlara bir sonraki slide'da değinmeye çalışacağım. Şimdi telifsiz olarak aslında bahsettiğim CC0, hiçbir haklı saklı değil. No Rights Reserved denilen sonuçta lisans tipi. Tamamen bütün telifinizden ve haklarınızdan feragat ettiğiniz bir lisans tipini ifade ediyor. Kamu malı ise telif süresi bitmiş, kanunca belirlenmiş bir şekilde aslında telif süresi bitmiş eserler için kullanılıyor. Özellikle edebi eserlerde bunu görürsünüz, kitaplarda bunu görürsünüz. Ülkemiz için sonuçta 70 yıllık bir süre var. Creative Commons lisans kombinasyonlarına geldim. Biraz renkli bir tablo görüyorsunuz burada. Burada özellikle açık bilimle bağlantısını net olarak yapmak istediğim, lisans ayrımlarını vurgulamak istediğim bir slide bu. Altını çizmek istediğim iki tane şey, özgür lisanslarla açık lisanslar ayrımı. Burada görmüş olduğunuz, özellikle sağ tarafa bakarsanız, CC0 ile sıfırla başlayan yeşil noktadan en alttaki türetilemez ve aynı zamanda gayri ticari kullanımı olacak olan aslında lisans tipinin bir skalada yer aldığını görüyorsunuz. En açık lisanstan, en free, en kısıtsız aslında kullanabileceğiniz lisanstan en kısıtlı olana sizi götüren bir skalada yer alıyor bu lisanslar. O yüzden de yeşilden sarıya, hatta benim için kahverengiye kadar giden bir skala burada size resmetmeye çalıştım. Bu arada Creative Commons lisanslarının hepsi açık lisans. Vurgulanmak istenen şey ise izin verdiğiniz şeylerin neler olduğu. Örneğin şöyle bir şey düşünelim. 3 boyutlu bir tasarım yapıyorsunuz ya da bir işte müzik notası yazıyorsunuz ya da bir diyelim ki anket yapıyorsunuz. Bunun tekrar kullanılabilmesi, yani az önce bizim anahtar kelime diye özellikle vurgulamaya çalıştığım açık bilimin olmazsa olmazı olan reuse ilkesi, tekrar kullanılabilirlik. Ancak bu gördüğünüz aslında ilk 3 lisansla olabiliyor. Bunlarda ilki hiçbir hakkı saklı değil olan ve feragat ettiğiniz haklarınızdan. İkincisi sadece bana atıf yapılsın ve kullanılsın çalışmam dediğiniz ikinci lisans tipi. Üçüncüsü ise aynı şekilde paylaşmak koşuluyla, aynı lisansla paylaşmak koşuluyla ve atıf yapmak koşuluyla kullanabileceğiniz
Küçük şöyle birkaç tane not düşmek istiyorum burada. Türetilemez, yani sarıya geçtiğimiz, hatta kahverengiye doğru gittiğimiz ve kısıtların arttığı noktalar. Türetilemez gerçekten en kısıtlayıcı lisanslardan bir tanesi. Özellikle açık bilim için hiç kullanamayacağımız lisanslardan bir tanesi. Dediğim gibi bu örneğini verdiğim aslında veri setlerinin hiçbir zaman başka bir kimse tarafından farklı amaçlarla kullanılamayacağını ifade ediyor. Gayri ticari lisans konusunda epey tartışmalar var. Bu arada şunu belirtmeliyim ki sonuçta ben hukukçu değilim. Yani hukuki altyapısı konusunda sonuçta lisansların farklı tartışmalar yapabiliriz ama gayri ticari için şöyle bir örnek düşünün. Bunun yerine sonuçta diğer yeşil lisansları kullanmanız her zaman için öneriliyor. Bunun nedeni de şu. Diyelim ki herhangi bir veri setini sonuçta gayri ticari olarak gayri ticari lisansıyla lisansladınız. Düşünün ki özellikle kanunlarda ticari eserin ne olduğu ile ilgili epey bir tartışma var. Dolayısıyla aslında ticari olarak yayınlanan bir dergide yayınlayacağınız makale için bile gayri ticari lisanslanmış bir veri seti örneğin kullanılamayabilir. Dolayısıyla oradaki kısıtları her zaman hatırlamak lazım. Buradan ilk başta bahsettiğim kavram haritasına dönmek istiyorum. Açık veri için yeniden üretilebilirlik ve yeniden kullanım reuse dediğimiz ilke oldukça önemli dedim. Dolayısıyla da aslında ilk özellikle de ilk iki lisans CC0 ve CC-BY'ye çokça kullanılan ve açık bilim için önerilen lisanslardan özellikle ikisi. BY-SA da aynı biçimde ama SA'da da sonuçta kısıtları olduğu için mümkünse özellikle politikalarda CC0 ve CC-BY'ye tavsiye ediliyor. Bu yeşil kutuda görmüş olduğunuz açık erişim, yani araştırma sonuçlarının aslında sonuca kadar geldiği, o sürecin bittiği ve sonuçlarının paylaşıldığı noktada farklı kısıtlar getirilebilir. Dolayısıyla aslında bütün 6 lisans artı feragat ettiğimiz CC0 lisansları da aynı biçimde burada kullanılabilir. Buradan bir takım ilkeleri ve standartlara geçmek istiyorum. Ve ilkeler özellikle Gültekin'in de bahsettiği Avrupa Açık Bilim Bulutu gibi Avrupa Konseyi'nin desteklediği ve bütün dünya, sadece aslında Avrupa'da değil, ilgili olarak yani ilgili çalışılan bütün projelerde uygulanmasını desteklediği FAIR ilkeleri var. FAIR ilkeleri hepimiz ne kadar biliyoruz bilmiyorum ama burada sıralamaya çalıştım. Findable, accessible, interoperable ve reusable için kullanılan sonuçta bir akronim. Ve sonuncusunda özellikle yine reuse, yeniden kullanım için CC lisanslarının kullanımı özellikle önerilen sonuç çalışmalardan bir tanesi. Burada özellikle işaret ettiğim R1.1 çünkü her sonuçta ilkenin altında subsectionlar var, alt sectionlar var. Ve bunun altında metadata açık ve erişilebilir veri kullanım lisansı ile açılır ilkesi. CC lisanslarının politikalarca ya da politikalar içinde adapte edilmesini gerekli kılıyor. FAIR ilkeleri için hazır buradayken bir şeyin de altını çizmek istiyorum. FAIR ilkelerine baktığınız zaman parantez içerisinde meta data diye bir açıklama görürsünüz. Çünkü unutmamak gerekir ki üst verinin kendisi de sonuçta veri. Hem metadata'nın hem de data'nın sonuçta açık ve erişilebilir bir veri kullanım lisansı ile açılmasını gerektiren bir ilke bu. Bir sonraki slaydımda ise bu politikalara değinmek istedim. Yine Avrupa Açık Bilim Bulutu gibi bu bütün Creative Commons lisanslarının for sağlayıcılar, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve yüksek eğitim kurumları ve müzeler gibi pek çok organizasyon tarafından açık bilim ve açık erişim politikalarına entegre edildiğini görüyoruz. Burada birkaç tane örnek vermeye çalıştım. Wellcome Trust örneğin İngiltere'deki en büyük fon sağlayıcı kurumlardan bir tanesi ve CCBA lisansını teşvik ediyor. Avrupa Komisyonu aynı biçimde konuştuğumuz gibi. Metropolitan Müzesi sonuçta kendi eserlerini CC0 ile lisanslıyor. Hollanda Bakanlıkları devlet kurumlarına bir örnek. Bütün yine ürettikleri raporlar vesaire bütün aslında çıktıları CC0 ile lisanslıyorlar. Benim anlatacaklarım bunlar.